bağlama dersimizde. Arı bakımlarında çok saldırganlık durumlarında uçuş tahtasının önünden birkaç piske duman vereceğiz. Şeref Bey bir duman verelim. İki kolumuz da eşit bir şekilde kovanımızın kapağını arılara sarsmadan naif bir şekilde açıyoruz. Haftada bir günlük genel kontrolümüz yetiyor arkadaşlar. Çok sık da rahatsız edilmemek şartıyla arıların kendi doğal yaşamlarında çok rahatsızlık vermemek şartıyla genel kontrolümüzü yapacağız. Bakım sırasında petekleri arkadaşlar petek üzerindeki günlük yumurtayı ve yavruyu daha iyi görebilmek için %15 eğik tutup aynı zamanda omuz hizasında güneşi arkamıza almamız gerekiyor. Ve petek kontrolümüzde çerçeve kulaklarını sıkıca tutup düşmesine veya arıların hırçınlık göstermesine meydan vermeyecek herhangi bir ana arıyı görmek veya illaki ana arının gezdiği peteği bulmak ne yapacaktır? Kovandaki arıların kendi doğal yaşamlarında rahatsızlık verecektir. Tek kol hareketiyle her iki tarafına bakıyorum. Ve aldığım peteği yine ne yapıyorum bakın. Koloni içerisindeki o günkü işlerin aksatılmadığını bize gösterecek. Ne yapacağım? Buna dair bir bilgi toplamam gerekiyor. Uçuş tahtasından kovana giriş çıkış yapan arılarda polen yüklü olup olmadığına dair. Şekerli su kıvamındadır. Ve günlük gelen peteği içinde bu serpintiyi görebileceğiz. Bulunduğumuz mevki biliyorsunuz %90'ı sanda olan bir bölge arkadaşlar. Mahallemiz Hüsamettli Mahallesi. %90'ı sandaldır ve yılda bir defa açar Mart ve Nisan ayı içinde. Ve içinde bulunduğumuz dönemde de sandal ikinci defa çiçek açmıştır. Onun neyini görüyoruz? Nektarını görebiliyoruz. Görmek mümkün. Çekebilecek misiniz? Bunları çekelim. Ve derste de bundan sık sık bahsettik, teorik derslerimizde de koşulları Akdeniz bölgesinde ve bu bölgede de TC ve Silifke arasındaki 500 ila 1000 rakım. TC ve Silifke arasındaki bu mevkiler, özellikle de sandal bitkisinin yoğun olduğu Hüsamettli, Küstülü, Yeniyurt, Veyselli mahallelerimizin çevresidir arkadaşlar. Eğitimimizde ana arı üretimi üzerine de çok duruyoruz. Ülke geneline hatta yurt dışına ana arı üretimi yapıp ne yapabiliriz? Damızlık temin edip vatandaşımıza, arıcılıkla uğraşan insanlarımıza yeni bir... Kerem abi sen ne yapıyorsun? Bir tanesine sen olmazsa. Mikropolis yok burada. Propolislerde de görebilir miyiz hocam? Şunlar. Propolis var şunlar. Keylerde. Bir de kapı girişinde. Kadir nerede? O su şey olmaz. Hocam bir tane yeteğe verin. Siz ayarlayın. Bende de yok. Bir şey yapmaz sen mi çıkarlar ya? Az kameraya doğru çevirsen fıtaya kusur. Az indir aşağı da çocuğun yüzü görürsün. Şöyle, şöyle. Şöyle. Şey yok ya, ne yok. Düşme bu. Bunun yerine ne yok? Burası nereydi bu? Şöyleydi. Abi, annen üstüne koy, beri koy. Şerif Bey, onu dördüncü sıraya koyuyorsun. Hiç yavru yok ya. Hiç yavru yok. Var var, hep yavru ya. Var mı? Kızdıralım mı biraz? Dur, dur, dur. Afka. Ulan senin için yaylada var ya. Abi sen buraya gel. Olmaz o, olmaz. Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü tarafından mahallemizde açılan arı yetiştiriciliği kursu Hüsamettli Mahallesi'nde uygulama dersinde. Erdemli Merkezi 850 rakımda olan Hüsamettli Köyü'ndeki uygulama dersimizde gördüğünüz üzere çevremizde %90 oranında sandal bitkisi var. Bölgede, yörede, mahallemizdeki kursumuzda özellikle sandal bitkisi üzerine de durum yapıyoruz. Sandal bitkisinin önemi şuradan geliyor arkadaşlar. Akdeniz bölgesi, Karadeniz bölgesi ve Ege bölgesinde sandal bitkisi mevcut. 500 ila 1000 rakımda olan sandal bitkisi, bitki bilim ve uzmanları tarafından, botanik uzmanları tarafından yapılan
araştırma sonuçlarına göre ülkemizdeki en etken madde ve en kıymetli maddeleri içeren ve kanser hücrelerini %98'e varan etkiyle bertaraf edecek kaliteye sahip sandal bitkisi sadece Akdeniz bölgesinde olduğuna dair bir rapor çıkarılıyor. Ve yöremizdeki arıcılık faaliyetinde bulunan arıcılarımızın da yoğun olarak sandal bitkisinden elde ettikleri balı ülkemize ve şifa bekleyen insanlarımıza, toplumumuza üretiyorlar ve bunu dünya pazarına hazırlıyorlar. Hazırlığı aşamasındalar. Bu sezon içerisinde ikinci defa açan sandal bitkisi ise son günlerde, son 10-15 gün içerisinde sandal bitkisini yeniden çiçek açtığı ve bu bugüne kadar görülmemiş bir olay olduğundan arıcılarımız da hayrete düşmüş durumdalar. Ve ne yaptılar? Bu sezon ikinci defa sandal balı üretimi hareketine geçtiler. Görmüş olduğunuz üzere Petek'te ve bu sezonda bizi hayrete düşüren şey sandal bitkisinin yeniden çiçek açıp insanlarımızın, arıcılarımızın sezon içinde ikinci defa sandal balı üretimini yaptıkları. Bu anlamda da sandal bitkisini ülkemize ve dünyaya kazandıracaklar. Ve görmüş olduğunuz gibi eğitim programına iştirak eden köylerimiz, gençlerimiz, arıcılarımız ve potansiyel olarak arı yetiştiriciliği kursuna katılan ve potansiyel olarak bu mesleğe girecek olan arıcılarımız da sandal balı üretimini harekete geçmiş durumdalar. Türkiye'deki en kaliteli sandalın yetiştiği bu bölgede kanser hücrelerine, iskelet ve kas sisteminde görülebilecek olan hastalıkları bertaraf edici maddeler bakımından en yüksek kalite ve değere sahip olan bu bölgedeki sandal bitkisi köylerimizin, arıcılarımızın yüzündürdü. Efendim ben öncelikle Hüsamettin Mahalle Muhtarı, Edemli Hüsamettin Mahalle Muhtarı Faruk Eser. Buyurun. Evet efendim, sizin bölgenizde sandal ağacı çok. Bu senede mevsim değişikliğinden mi yoksa başka bir şeyden mi bilemiyoruz. Evet. Erken çiçek açtı. Normalde Mart ayında açması lazımdı. Ağustos'ta çiçek açtı. Arıcılarımız da çiçek açtı diye arılarını buraya getirdiler. Ne diyorsunuz? Şimdi ben öncelikle halk eğitim müdürümüze, bize bu fırsatı veren, değerlendiren, bu imkanları sağlayan, destekleyen halk eğitim müdürümüze ve eğitim veren Yıldız Mavi hocamıza öncelikle bu katkılarından dolayı, köyümde bu sektörü geliştirdiğinden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Başta evet. Bunu söyleyeyim. Evet, mahallemiz Erdemli'ye, merkezine 830 rakımda olan, 850-830 rakımlarında olan bir yerleşim yeridir. Biz bu sektörde şimdiye kadar bu hocalarımızın, eğitimcilerimizin katkısı olmadan sandal balının bu kadar verimli olduğunu, ülkemize yarayışlı olduğunu bilmiyorduk. Evet. Gerçekten şimdi inandık ki Karadeniz'in kestane balından daha verimli, daha yüksek proteine sahip olduğunu sayın hocalarımızın katkısı sayesinde öğrenmiş olduk. Evet. Bunlar için bunlara teşekkür ediyoruz. Bilimsel araştırmalara göre Kayseri Üniversitemizin hazırladığı bir raporda da bu raporlarında geçmektedir. Sandal balının bütün hastalıklara, bilhassa kanser üzerinde faydalı olacağına olduğunu bilimsel araştırmalarımız kanıtlamıştır. Bu vesileyle İnşallah bizim bu bölgemizde de bu sandal balının aynı markalaşmasını temenni ediyoruz. Cenab-ı Allah'tan milletimize, köyümüze, mahallemize, bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Göstereyim abi elimle. Elle var. Anlayıp su yapmadım.
Bir dakika dokunma ona. Dokunma yine sen. Sayın muhtarım. Sakin farkındaysanız. Kafkas arısının en belirgin özelliği yüksek bal verimi kabiliyeti ve sakin, iyi huylu oluşu arkadaşlar. Hocam şunlar da anlama geliyor. Sarkıtma petek, dalak sarkıtmış petek. Aynen petek istiyor. Petek tabii ki yeri geldikçe yeni petek de atmamız gerekiyor ama bu ne demek? Arının nektar ve polen ihtiyacı bu bölgede karşılanabiliyor. Yani çarkını döndürebilecek ve buna ihtiyacı olduğu nektar ve polen akışının yeterli olduğunu gösteriyor bize. İmkan varsa Hüsamettin Köyü'nün yerlisiyim. Arıcılık yapmak isterim, çok hevesliyim. Evet. Kursun açıldığını duyunca sürekli gittim, katıldım. Bayağı şeyler de öğrendik. Evet. Şimdi bugün de böyle olduğu için daha iyi gördüm. Çok da sevdim. Arıcılığı istiyorum. Evet. Hüsamettin Köyü'nün Yeniyurt, Tapireli, Küstülü köyünde aşırı derece sandal olup bu derece her şeye faydalı olduğunu bu yıl öğrendim. Sandal balını da 2 yıldır beri arıyordum ama bulamadım. Onun için arıcılık yapmak istiyorum memleketimde. Ben Erdem Hüsamettin Köyü'nde oturuyorum. İsmim Ayşe Keskin. Gördüğümüz kadarıyla arıcılık faaliyetine katıldınız. Evet, köyümüz böyle bize bir imkan sağladı. Arıcılık kursu açıldı. Biz de gönüllü olarak gittik. Şimdi uygulamadayız. Sandal balının birçok faydası var. İnşallah bunu dünyaya da duyuracağız. Bizim kırmızı ağaç diye bildiğimiz şey sandal. Bundan arılar bal yapıyor. Cenneti Bil, Hüsamettin Köyü'nde 2 kilometre diyorum. Akdeniz bölgesinin bize vermiş olduğu mucizevi bir balımız var, sandal balı. Kursumuz açıldı. Biz de bu fırsatı değerlendirmek için kursumuza gidiyoruz. Şimdi uygulamalı dersimiz var. Ve bütün Türkiye'ye, hatta dünyaya sandal balının faydalarını tanıtmak istiyoruz. Bu bulunmaz nimetten herkesin faydalanmasını istiyoruz. Erdemli Hüsamettin Köyü'nden Osman Eser arıcılıkla uğraşıyorum. Bölgemizde Hüsamettin, Yeniyurt, Veyselli bölgelerinde Akdeniz'in en önemli sandal bitkisi bulunmaktadır ve çok faydalıdır. Sandal baharda çiçek açar. Evet. Nisan, Mayıs gibi balını alırız. Sezonun aynı zamanda da ilk balıdır sandal balı ve çok faydalıdır. Sandal balı üretiminde bir petek çıkardık. Bölgemizin %90'ı sandal bitkisinden oluşuyor. Hocam yaklaşalım mı? Flora ağırlıkta sandal bitkisi ve dolayısıyla üretim elde ettiğimiz balda da Hüsamettin sandal balı dünyaya açılıyor.